çadırlardan, konteyner kentlerden evlerinize, kalıcı konutlara gidene kadar sizin yanınızdayız. Ve her meselenizde hem devletimizin bütün kurumları, hem birlikte beraber olduğumuz sivil toplum kuruluşları, hem iş camiası, hem gönüllüler, hep birlikte bu meselenin altından kalkacağız. İki gün önce burada bir bakan vardı, yabancı bir bakan. Gezdi, ben de 60 gündür buralardayım. Yani kah Kahramanmaraş, kah Hatay, kah Malatya, kah Adıyaman, bazen bir günde 4 vilayet, bazen bir günde 7-8 ilçe, meseleleri nasıl yürüdüğünü, vatandaşımızın hizmetlerinde aksam olup olmadığını, hem arkadaşlarımızla yapmış olduğunuz planlamaların işleyip işlemediğini yerinde tespit edebilmek amacıyla sürekli olarak sahanın her tarafında, sadece ben değil, diğer bakan arkadaşlarımız, aynı zamanda buradaki valilerimiz, sadece Hatay'da şu anda 14 valimiz var. Şu anda bu masanın etrafında da Kütahya valimiz, Erzurum valimiz var, Kütahya valimiz var, Kırşehir valimiz var, kaymakamımız var ve bütün arkadaşlarımızla birlikte hizmetinize amadeyiz. Şunu tekrar söyleyeyim. Elbette ki kayıpları geri getiremeyiz, kaybettiklerimizi. Burada milletvekillerimiz var, belediye başkanlarımız var. Kaybettiklerimizi geri getiremeyiz. Ama deprem bölgesindeki her ilçe, deprem bölgesindeki her il, deprem bölgesindeki her yerleşim yeri eskisinden daha güvenli olacak. Sizi Allah'ın izniyle bir yıl sonra taşıyacağımız konutlar eskisinden çok daha güvenli olacak. Çocuklarımız daha güvenli sokaklar, okullarda öğretimine devam edecekler. Çocuklarımız daha güvenli semtlerde, mahallelerde yaşayacaklar, devam edecekler. Hiç merak etmeyin, endişe etmeyin. Yine okullara giden çocuklarımızın cıvıltısını hep beraber duyacağız. Hiç merak etmeyin. Minarelerimizden o alışık olduğumuz müezzinlerin sesi yine kulaklarımıza gelecek. Hiç merak etmeyin. Tanıdığımız esnaflarla yine karşılaştığımızda selamları alıp selamları onlarla vereceğiz. Hiç merak etmeyin. Bayramlarımız elbette ki içimizde hüzün olacak. Elbette ki ahirete gönderdiklerimize gidip dua ettiğimizde bugünleri, bugünlerin acılarını, bugünlerin hüzünlerini tekrar yaşayacağız. Ama hepimizin bir sorumluluğu var. Gelecek nesillerimize daha güçlü, daha güvenilir yaşayan şehirler bırakmak. Bu bizim neslimizin sorumluluğudur. Bize itimat edin, bize güvenin. Tayyip Erdoğan Van depremiyle karşı karşıya kaldı, bir vatandaşını sokakta bırakmadı. Elazığ depremiyle, aynı zamanda Malatya depremiyle karşı karşıya kaldı. Dünyanın veya Türkiye'nin en büyük yangınlarından birisiyle karşı karşıya kaldık. Hem Akdeniz'de hem Ege'de hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmadık. Bir yıl içerisinde onları sosyal konut veya afet konutu gibi konutlar değil, birinci derecede, birinci kalitede lüks konutlarla hemen bir yıl içerisinde, 1,5 yıl içerisinde karşı karşıya bırakmış olduk. Onların başını güvenli bir konuta, güvenli bir alana sokmuş olduk. Hem devletimiz güçlüdür, hem milletimiz asildir, hem milletimizin gönlü hakikaten geniştir. 15 milyona yakın insan etkilendi. Hollanda'dan büyük bir ülke etkilendi bu afetten. Bugün 60. gün ayaktayız ve hep beraber gelecek planlarımızı güçlü bir şekilde yapıyoruz. Biz ayakta durmalıyız ve güçlü olmalıyız ki bizden sonraki gelecek nesiller elbette ki bizim onlara bıraktığımız daha güvenilir yaşanabilecek illerde, ilçelerde, köylerde, beldelerde yaşayacaklar. Konteyner sayımızı bir ay sonra 100 bine tamamlayacağız söylediğimiz gibi. Ardından hemen 200 bine çıkaracağız. Ve hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz. Çadır kentlerde mümkün olduğunca standartları ve kaliteyi yükseltiyoruz. Eğitiminden sağlığına kadar. Her türlü, ama her türlü süreci işletiyoruz. Şunu bilmenizi isterim. Tuvalet temizliği dahil olmak üzere.
Dış temizlikleri dahil olmak üzere, gıda kontrolleri dahil olmak üzere, sivrisinek ilaçlamaları dahil olmak üzere deprem bölgesindeki her bir meseleden tek tek, her bir toplantımızda, her bir koordinasyonumuzda tek tek inceliyoruz, irdeliyoruz, takip ediyoruz. Enkaz çalışmalarında da hem acil yıkılması gereken binalarda hem aynı zamanda enkaz olan yani yıkılmış binalarda şu andaki temizlememiz 11 bölgede yaklaşık %55'i aştı. Ramazan ayına kadar Hatay hariç ki İskenderun'u Ramazan ayına kadar bitireceğiz. Enkaz olan ve acil yıkılması gereken bitireceğiz Allah'ın izniyle. Şu anda %50'si aşıldı. Daha da fazlası galiba. Yani hacim bazında %66 oldu. Çünkü büyük binaların önemli bir bölümünü yıktık hacim bazında. İnşallah bu Ramazan bayramına kadar bu enkazın önemli bölümünü temizleyeceğiz. Bayramın hemen akabinde de ağır hasarlı binalara teker teker girmiş olacağız. Nasip olacak Temmuz ayında inşallah ağır hasarlı binaları da İskenderun'da tamamlamış, hep beraber bitirmiş oluruz. Bu arada kalıcı konutlar yapılıyor. Kalıcı konutlar da yapılacak mı daha? Daha yeni başladık. Ve inşallah olabilecek yerde yerinde, olamayacak yerde rezerv alanlarımızda, daha güçlü alanlarda bu konutların hemen hemen hepsi zeminine göre, fay hattının geçtiği alanlara göre özellikle planlanıyor, programlanıyor ve gerçekleştirilecek. Bunu da hep beraber sağlayacağız ve ortaya koyacağız. Bize itimat edin. Biz sizin evladınızız. Cenab-ı Allah hepimizi bir imtihanla karşı karşıya bıraktı. Bıraktığı imtihan şudur. Zorda, darda kaldıklarında isyan mı ediyorlar yoksa birbirlerine tutunuyorlar mı? Bu millet birbirine tutunma, birbirinden güç alma, birbirinden kuvvet alma yolunu seçti. Bize de milletimize bu zor zamanlarda hizmetkar olabilme fırsatını verdi. İnşallah layık olabilecek bir hizmeti ortaya koyarız. Bu millete, sizlere. İnşallah bu zor zamandan hep birlikte çıkarız. Cenab-ı Allah'a dua ediyoruz. Cenab-ı Allah'ım zorlarımızı kolaylaştır. Karşı karşıya kaldığımız sıkıntıları bertaraf eyle. Bütün duamız bu noktadadır. Allah hep birlikte Ramazan bayramına ulaşmayı nasip etsin. Kadir gecesine ulaşmayı nasip etsin. Ve bir daha milletimize, bizden sonra gelecek nesillere, etrafımızdaki coğrafyaya dahi insanlığa böyle bir afet vermesin. Bu vesileyle tekrar bir sofrada beraber olduk. Bizim çocukluğumuzda sofralarda özellikle Ramazan'da, iftarda üzerimizdeki görev şuydu. Balkona çıkar, ezanı bekler, annemize, babamıza ezan okundu diye bir koşu gelir, iftara haber verirdik. Aynı o heyecanın içerisindeyiz her Ramazan'da. Bu topraklarda o heyecan, o sevgi hiç bitmeyecek. Çünkü hepimiz ezanlarla büyüdük. Çünkü hepimiz her pazartesi sabaha gittiğimiz okullarda İstiklal Marşı'nın bize vermiş olduğu o duygularla beraber büyüdük. Ve bunu da etrafımızdaki coğrafyaya da dünyaya da yansıtacağız. İnşallah çok kısa zamanda bu geçici yaşam sona erecek. Bizden dünyanın beklentisi var. Dünyada elini açmış, acaba bu Kadir Şinas Anadolu halkı bize yardım eder mi, destek olur mu diye beklenenler var. Bir an önce toparlanıp elimizi dünyaya da uzatabilecek bir zaman dilimine, kısa bir zaman içerisinde geleceğimizi düşünüyorum. Tekrar Cenab-ı Allah'tan da niyaz ediyorum. Tekrar geçmiş olsun. Emrinize amadeyiz. Buradan çıkmayacağımızı bir kere daha söylemek istiyoruz. Sonuna kadar sizinle beraberiz. Cenab-ı Allah bir daha böyle acılarla karşılaştırmasın. Tekrar ahirete irtihal eden bütün hemşehrilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Orada yaralanan, şu anda şifa bulanlara geçmiş olsun. Aynı zamanda da tedavileri devam edenlere de Cenab-ı Allah'tan şifa dileklerimi iletiyorum. Lillahi Teala'l-Fatiha.